Bazı yıllar obruk sayısı 5-10 seviyesinde 2010'lara kadar. Sonraki yıllarda bu daha da artarak devam etti. 10-15 aralığında. Son birkaç yıl içerisinde yıllık ortalama 20'nin üzerinde obruk oluşumu var. Tabii ki geçmişte oluştuğu halde bilinmeyen obruklar da var. Bütün bunlarla birlikte değerlendirildiği zaman bölgede şu anda AFAD'ın ARAS sistemine kayıtlı olan 1 metrede daha derin 600 civarında obruk var. Obruk oluşum hızı görünür bir şekilde artıyor. Yani bu hani 20 yıl önceye kıyasladığın zaman o zaman yılda 1-2 falan olurken şimdi yılda 20-25 oluyor. Bazı yıllar 30'a yakın olduğu oldu. Tabii bu yılın sonuna kadar olacakları da hesaba katmak lazım. Ve burada çökme anına kadar herhangi bir belirti vermeden çok büyük obruklar meydana gelebiliyordu. Şu anda oluşan obrukların büyük bir çoğunluğu insuyunu da örten daha genç birimler içerisinde meydana geliyor. Tutturulmamış malzemeden oluşuyor. Çoğu zaman obruk oluşmadan önce yani çökmeden önce malzeme aşağı doğru boşluğa doğru hareket ediyor. Yüzeyde çukurluklar şeklinde belirtiler verebiliyor. Bazen de ani olarak çökebiliyor tabii alttaki hareketin boyutuna bağlı üstteki örtü yükünün ağırlığı da bunun içerisinde. Son yıllarda oluşan obrukların büyük bir çoğunluğunda çaplar 50-60 metre seviyelerinde. Derinliklerde 15-20 metreler seviyesinde. Ama geçmişte oluşan obrukların bazılarının çapı 1 kilometreye kadar. Hatta derinlikleri 140-150 metreye kadar olanlar da var. Yani geçmişte ana kaya içerisinde oluşan obruklar daha büyük boyutlu. Şu anda oluşanlar biraz daha küçük boyutlu ama 15-20 metre dediğim zaman da küçük değil.